basından da yayınlayalım. Tabii. Basınımızdan ricamız sizlerin de sosyal medyalarından veya basılı internet. Evet. Yani inşallah böyle halkımızın da aklımıyla bir başlangıç. İnşallah ileriki yıllarda daha da geliştirerek, daha çok katılımla geliştirerek, büyüterek devam ederiz diye bildiriyor. Sorusu olan yoksa? Hatta Kürt sömürgecilerin ya da bazı isimlerin geldiği ve kortejin oluştuğu, halkın daha çok işin içine dahil olduğu festivallerden Sivas'taki festivali ayıran özellikli kriterler ne? Onları da paylaşamıyoruz. Ama mesela Selçuk Aydemir bunlardan bir tanesi. Büyük ihtimalle gelecek. 7000 yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra eşsiz doğası, geleneksel el sanatları ve yöresel mutfağıyla da ön plana çıkan bir şehrimiz. Ve şehrimiz bu zenginlikleriyle çoğu zaman filmlere, belgesellere ve dizilere de konu olmaktadır bildiğimiz üzere. Şüphesiz Sivas'ın bu eşsiz güzelliklerini ve zenginliklerini tanıtmak ve herkese anlatmak için sanatsal etkinlikler de oldukça önemlidir. İşte bu anlayış doğrultusunda Cumhuriyet Üniversitemiz İletişim Fakültesi öncülüğünde valiliğimiz, Sivas Belediye'miz ve yine üniversitemizin destekleriyle şehrimiz sinema alanında ilk kez bir film festivaline ev sahipliği yapıyor. Ve bunun heyecanını şehir olarak hep birlikte yaşıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Beklediğimiz amaçlara hizmet eden güzel bir etkinliğin, festivalinin gerçekleşmesini diliyorum. Festivalimiz 27 Haziran'da başlayacak. Yanlış söyledim, evet. 27 Mayıs'ta başlıyor, 31 Mayıs'ta da sona eriyor. Bu şekilde 4 günlük arkadaşlar. 5 günlük bir festivali içerecek. Birazdan daha detaylı şekilde arkadaşlarımız sizlere bir sunum yapacak. Festivalin içeriğinde ne var, ne gibi etkinlikler şehrimizde bu süre zarfında gerçekleşecek, kimler gelecek ve ne gibi beklentilerimiz var bu festivalde, onu daha detaylı şekilde iletişim fakültemiz sizlere anlatacak. Ben inanıyorum ki bu festival şehrimizde bir kültür, sanat rüzgarı estirecek. Sinemaya ilgi duyan öğrencileri, akademisyenleri ve sektörde çalışan profesyonelleri bir araya getirerek sinema severlerinin Sivas'ı daha yakından tanımasına vesile olacaktır. İnşallah bu etkinlik sayesinde yapımcılar bundan sonra Sivas'a daha çok ilgi gösterecekler. Bu da şehrimizin dizi, sinema ve belgeseller ile de tanınmasını sağlayacaktır. Ben bu vesileyle festivalin hayata geçmesinde emeği olan ve bu işe öncülük eden Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne, değerli hocalarına, yöneticilerine, rektör hocamıza, yine belediyemize, basınımıza, katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Tekrar şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Bizim düzenleme kurulundaki arkadaşlarımıza büyük hayallerimizden biriydi. Bugün aramızda dağıtlığına üye olamayan Turgay Kural hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Meslek Sokulu'na. Onun da çok büyük katkısı var. Sayın Valimizin öncülüğü, Belediye Başkanımızın öncülüğü, Rektörümüzün öncülüğü de Sivas'taki bir film festivalini düzenlemek için yola çıktık. Burada isteğimiz, Kasım ayında çıktığımız bu yolda, isteğimiz Sivas'ta artık bir uluslararası bir film festivalinin olması ve etkinliklerin ve festivalin Sivas'ın tanıtımı için artık bir hareketin başlamasıydı. 10 Mart 2024 tarihinde festival için başvurular almaya başladık. Dünyanın birçok noktasından 2328 tane başvuru yapıldı. Bunlar öncülerimiz, Cumhuriyet Meslek Sokulu'ndaki arkadaşlarımızın desteğiyle incelendi. Ve bunlardan 10 tane finalist isim belirlendi. Ve bu değerlendirmeler kurulan öncülerin sonraki jürilere gönderildi. Burada ilk kez olacağı için yarışmada kurmaca ve belgesel alanında üçüncülük ödülleri ve jüri ödülleri
takdim edildi. Festivalin sonunda. Festivalin kurma düzürüsünü seçilirken yurt dışından, Kazakistan'dan ve Türkiye'den önemli isimlerin, Azerbaycan'dan Ulgar Necef, Narva olarak biliniyor. Adilan Yarmazov'un Ulvasün ve Sarı Kedi, Yellow Kedi çok önemli filmlerden bazıları. Karapınar, Ertuğrul Karşıoğlu, Hüseyin Kurtuluş Özgen, Kerim Eşen Yücel ve Romanya'dan Maria Mustiği aldık. İlk gün söyleşiyle Kerim Eşen Yücel ile başlayacak söyleşide bir belgesel film, gösterim ve söyleşi olarak Muhsin Yazıcıoğlu'da başlayacağız. Sonrasında etkinliklerimiz gün gün, saat saat devam edecek. Bizim burada yaparken ilk planladığımız aşamadan geldiğimiz son noktada festivalin süresi için çok önemli ve anlamlı olduğunun farkına vardık. Biz takvimi ilerletmeye çalıştıkça, ilan etmeye çalıştıkça yeniden katılımlar ve istekler, talepler gelmeye başladı. Etkinliği ve takvimi netleştirdiğimiz için artık bazılarına cevap veremedik ama bu ileriki yıllar içinde Sivas'ın çok önemli olacağını bilincindeyiz. Sivas'ın tanıtımına katkı sağlayacak bu alanda üniversitemizden yaklaşık 350 öğrenci, 15-20 kadar öğretim üyesi ve birçok kamu kurum ve kuruluşuna destek alıyoruz. Bu yüzden de bu anlamda da valimize ve rektörümüze, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman şimdi festivalle ilgili isteğimizi geliştirmediler. Her zaman da bunun destekçisi oldular. Şu anda festivalin tanıtımı süreçleri devam ediyor. Festivalde söyleşiler, film gösterimleri ve açık hava film gösterimleri bunun yanı sıra da konser gibi çeşitli fark kısımlara ayırdık. Burada gelecek olan isimler önemli ama son günlere yaklaştığımızda da Filistinli bir dünya üzerinde çok önemli film olan Navraz Ebu Salah'ın da burada film gösterimler Filistin meselesini anlatan 1987-2011 yıllar arasında geçen konuyu. Onu anlatacak. Son günde ödül töreni olarak planladık. Burada ödül töreni 31'inde akşam saat 8'de planlıyoruz. Şu anda kazananlar belli çünkü jüriler izleyecekler. Bütün konuklarımız Sivas'a gelip yaklaşık 70 kadar bir misafir ağırlayacağız. Bunların bazıları da burada aktif olarak söyleşi etkinlikler, panel veya konferans tarzında etkinlikler planladık. Ülkemizde, şehrimizde de bu anlamda hayırlı olmasını diliyoruz. Etkinlik takvimleri sosyal medyadan paylaşılıyor. Burada Yeşilçam kuşağını unutmadık çünkü Türk sinemasının önemli bir kısmını oluşturuyor tarihsel olarak. Burada da Sinanora sinemalarında her gün akşam 6'da sergi koyuluma yazmalım, gelin, Battal Gazi gibi filmler seçtik, onlar olacak. Çizgi film çocukları unutmadık, her sabah saat 10'da çizgi film kuşağı olacak ve burada çocuk filmleri gösterecek. Fidan Yazıcıoğlu'nda ücretsiz dünya sinemasından seçkiler sürekli izlenecek. Ayrıca yarışmacı filmler de yine burada izlenecek. Bunun dışında sergileri söylemiştim. Sergilerde planladık. Bunu biz şehrin tamamına yaymaya özen gösterdik. AVM, Fidan Yazıcıoğlu, Sinanora, Kampüs birçok noktaya dağıttık. İzleyenlerin takip edebilmesi için bir de etkinliğin tam şehre yayılıp Festival Ağzı Bülent'inde çaba gösterdik. Bunların içinde özel olarak da Divriye'de Anne Türkler Geliyor isimli belgesel var. Divriye'de ilk kez halka açık gösterimi yapılacak. Bir kısmı da Divriye'de çekilmiş olan bu belgeselin orada gösterimi planlanıyor. TRT ve diğer ulusal kanallardan temsilciler gelecek. TRT 2 özellikle Sinema Artı gönderiyor. Bu bizim için de önemli. Çarşamba günden ve Perşembe günden, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri de yine burada bize yayınlarda ulusal ve diğer kanallardan, basınımızdan da destek bekliyoruz.